Ben protesto ediyorum abi. Bu devleti protesto ediyorum ben. 47 euro düşme abi. Siz de bir zor kurun. Kanka çıkıyor. Ha sekreterim çıkar. 2000 liralık borcunu verirsem bir daha bunu yapmayacağını söz veriyor musun? Kira borcunu da verirseniz. Çocuğuma mama alamıyoruz. Bize bir yardım el uzatsınlar. Mesela körümüzün çocuğumuzun yiyeceği içeceği kışlık bir şeyimiz yok. Merhaba dostlar. Yeni videoyla yine karşınızdayım. Bugün işleyeceğimiz konu aslında bizim dinci vakıflar. Dinci vakıflara neler veriliyor? Ve milli eğitimle ilgili, milli eğitimin yapması gereken görevleri nasıl üstlendiklerini ya da bir şekilde nasıl bu görevlerin kendilerine tevdi edildiğiyle ilgili konu girişi yapacağız. Ama öncesinde bununla ilgili daha önce sosyal medyamda çağrı yaptığım üzere TİBAŞ Park gönüllülerinin, Acıbadem TİBAŞ Park gönüllülerinin vermiş olduğu ve kazandıkları mücadeleyi anlatmak istiyorum sizlere. TİBAŞ, Türkiye İş Bankası emeklilerinin kurmuş olduğu bir vakıf. İki parsel arazileri var ve bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, önceki dönem AKP dönemindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine bağışlıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi o dönemde bu arazileri Üsküdar Belediyesi'ne veriyor. Üsküdar Belediyesi'ne kültür işleri ya da idari işlemler yapılması üzere tahsis ediyor. Buradaki tahsisin amacı kültür merkezi ya da orada öğrencilerin eğitimiyle ilgili merkez gibi buna benzer bir merkez binasının kurulması, yan tarafındaki parselinde park olarak nitelendirilmesi gerekiyor. Tabii ki bununla ilgili projeler yapılıyor. Projelerde 400 küsur metrekarelik bir alan oluyor. Ve aynı zamanda yan tarafında yeşil alan ve çok büyük bir park oluyor. Zaten park da normalinde orada hali hazırda var. Bu projeler çıktıktan sonra bir gecede park bütün içerisinde bulunan eşyalarla birlikte kaldırılıyor ve inşaat alanına çevriliyor. Binanın yapılacağı alansa 400 metrekareden bir anda 1000 metrekarelik bir inşaat alanına çevriliyor. Tabi TİBAŞ gönüllüleri bu konuyu yargıya taşıyor. Yargıya taşıdıktan sonra ise burada projeye aykırı işlemlerin yapıldığı tespit ediliyor ve yürütmeyi durdurma kararı veriliyor. Üsküdar Belediyesi oradaki yapılan projeyi uygun hale getirmek yerine yeni bir proje daha yapıyor. Ve bu şekilde daha önceki mahkeme kararlarını kadük hale getiriyor. Bundan sonrasında ise TİBAŞ Park gönüllüleri tekrar mücadeleye başlıyor ve yeni projeyi de yargıya taşıyor. Aradan geçen sürede ise buranın tahsisinin Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'na yapıldığı ortaya çıkıyor. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı buradaki binanın üst iki katını kız öğrenci yurdu, kız Kur'an kursu, aynı zamanda ise sohbet toplantılarının yapılacağı bir mekan haline getiriyor. TİBAŞ gönüllüleri bununla ilgili mahkeme kararını beklerken aynı zamanda bina olağanca hızıyla yükselmeye başlıyor. Mahkeme karar verdiğinde ise karar yürütmeyi durdurma olarak açıklanıyor. Yürütmeyi durdurma kararı verilirken TİBAŞ Park gönüllülerinin mücadelesinde park alanıyla vakfın yaptığı binanın arasında herhangi bir engel yok. Bütün işçiler park inşaatı yapıyoruz niyetiyle girip İçeride Aziz Hüdayi Vakfı'nın kaçak inşa ettiği binayı bitirmeye çalışıyorlar el birliğiyle. Yürütmeyi durdurma kararı veriliyor. Normalinde bu karar verildikten sonra inşaata hiç kimsenin müdahil olmaması ve yargı kararını beklemesi gerekiyor. Ama ne hikmetse bu karar Üsküdar Belediyesi tarafından uygulanmıyor ve vakıf da kendilerine tebliğ edilmediği için inşaatı hızlı şekilde bitirmeye çalışıyorlar. Çünkü bu yönde daha önce Danıştay kararları var. İnşaatın belirli bir bölümü bittiği zaman o binanın yıkımı söz konusu olamıyor. Bunu bildikleri için hızlı şekilde binayı bitirmeye çalışıyorlar. Tabi park gönüllüleri de orada yasal ve hukuksal mücadelelerine devam ediyorlar. Bunlarla ilgili gelişmede evrakları istedim ve evraklar geldi. Kontrolünü yaptım. Orada bir hak mahrumiyetinin olduğunu gördüm. Kendimce de bir karar aldım. Ve gidip inşaatın önünde oturma eylemi yapmaya başladım. Buradaki söylediğim şey de şuydu. İnşaat, kaçak inşaat alanını, inşaat çalışması durana kadar ve içerideki işçiler çıkana kadar bu eyleme devam ettireceğimi söyledim. Tabii bu birçok medya organında da yer aldı. Sağ olsun basın emekçisi arkadaşlarımız dayanışma gösterdi ve gündeme taşındı. Gündeme taşındıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi
hem İmar Müdürlüğü'nden hem de Zabıta Müdürlüğü'nden çok sayıda insan geldi. Üsküdar Zabıtası'ndan kişiler geldi. Aynı zamanda emniyet güçleri geldi ve orada bir kamuoyu oluştu. Oradaki yaptığımız şey ise şuydu, inşaat alanının bir an önce boşaltılması. Çünkü yürütmeyi durdurma kararı verildiği zaman Üsküdar Belediyesi'ne tebliğ edilmesine rağmen bir aksiyon almaması neticesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi binanın mühürlemesini yaptı. Kaçak olduğunu tespit etti ve mühürlemesini yaptı. Olması gereken 450 metrekareyken 1000 küsur metrekare bir bina yapılmıştı. İki kat kaçak, diğer yerler kaçak. Üzerine vakıf yöneticileri oradaki gönüllerle yaptığı konuşmada kışkırtıcı cümleler kullandı. Aynen söylediği kelimeler şunlar. Biz burada kız Kur'an kursu yapıyoruz. Aynı zamanda sohbet toplantıları yapacağız ve namaz kılınacak. İsterseniz gelirsiniz, isterseniz gelmezsiniz. Burası bizim, kendi tapulu malımız demiştir. Halbuki 49 yıllığına tahsis edilmiş. Önce 30 yıl, sonra 49 yıllığına tahsis edilmiş. Ve oranın mülkü kamuya ait. Kamu neticesinde de Üsküdar Belediyesi'ne ait. Ama tabii ki bu vurdum duymazlık, hukuk tanımazlık ve aynı zamanda nereden alındığı belli olmayan güçle, tırnak içerisinde söylüyorum burayı, bir ego patlaması yaşıyor oradaki vakıf yetkilileri. Bu eylem neticesinde, çok uzatmak istemiyorum konuyu, birçok televizyon programına ve gazeteye de konu olduğu için uzatmak istemiyorum. Buradaki yapılan eylem nihayete kavuştu. Sayın Üsküdar Belediye Başkanı umredeymiş, geldikten sonra İBB yetkilileri, emniyet yetkilileri, valilikle yaptığı görüşmeler neticesinde parkın içerisine dökülmüş olan ve vakıfın sanki kendi malıymış gibi kullandığı beton kısım yıkıldı. Park alanında bulunan işçilerin barındığı konteynerlar kaldırıldı. İnşaat ve parkın arasına da bir güvenlik çemberi oluşturuldu. Bu olması gerekendi baştan. Şimdi ise izlenecek süreç şu. Büyükşehir Belediye'nin tutmuş olduğu ve mühür fekki yapmış olduğu, vakıf yetkililerinin mühür fekki yapmış olduğu binanın kaçak yerlerinin yıkılması. Bu yargı sürecinde. Yargı süreci takip edilecek ve binanın ondan sonraki kısımsa binanın tahsisiyle ilgili. Tahsis amacı idare merkezi kurulması. Yani orada bir kültür merkezi kurulabilir, bir İSMEK merkezi kurulabilir, bir öğrencilerle ilgili bir eğitim merkezi kurulabilir. Bunun için tahsis edilmiş orası. Gerçekten tahsis konusuna dönülmesi gerekiyor. Dün Üsküdar Belediye Başkanı ile konuştum. Kendisine durumu sordum. O da bazı rahatsızlıklarını dile getirdi. Bu rahatsızlıkların içerisinde bu kararlar alındıktan sonra tesadüf Üsküdar Zabıtası parkın hemen yan tarafında bulunan muhtarlık binasının yıkılması için tebligat yaptı. Bu konuyu da sordum kendisine. Muhtarımız isterse oradan çıkmayacağını ve o süre içerisinde orada kalabileceğini söyledi. Aynı zamanda içerideki beton parkından haberi olmadığını, betonun dökülen betondan haberi olmadığını, hemen kırıldığını ve kaldırıldığını söyledi. Yasal süreci beklememiz gerektiğini söyledi kısaca. Tabii ki bunlar beklenecek ama her halükarda TİBAŞ Park gönüllülerinin yanındayım ben. Ve oradaki arazi kamusal hizmet vermesi gerekiyor. Tahsis yapılan asıl konuya dönene kadar da oradaki gönüllerle birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Tabii ki sadece Aziz Hüdayi Vakfı ile mi kalıyor? Hayır. TÜGVA, TÜRGEV, Okçular Vakfı, Enser Vakfı. Şimdi ise Üsküdar'da orada gezerken karşılaştığım Barbaros Mahallesi'ndeki Mahmut Esat Coşan Vakfı'na verilen Kredi Yurtlar Kurumu'nun 12 dönümlük arazisi var. Bakın, hemen yan tarafında kendi eğitim kurumları var. Orada eğitim veriyorlar, okulları var, özel okulları var. Hemen onun yanında daha önce Altunizade'de erkek öğrenci yurdu, tam 12 dönüm üzerine kurulu erkek öğrenci yurdu vardı. Yurt depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmış. Yıkıldıktan sonra ise buranın kendilerine tahsis edilmesini istemiş Mahmut Esat Coşan Vakfı. Ne hikmetse Kredi Yurtlar Kurumu'ndan görüş alınıyor, bizim yurt binasına ihtiyacımız yok deniyor. Ardından diğer kamu kurumlarıyla yazışmalar yapılıyor ve oradaki arazi Mahmut Esat Coşkun Vakfı'na tahsis ediliyor. Vakıf burayı yurt binası yapacakmış ve aynı zamanda yan tarafında okulu var, bir eğitim kampüsü haline getirecek orayı. Milli Eğitim Bakanlığı ya da Kredi Yurtlar Kurumu var olan devlet arazilerine neden öğrencilerin barınması için kendileri yurt yapmaz? Devletimiz aciz mi bizim? Bizim devletimiz çok güçlü devlet. Ve bunların tamamını kendileri yapmak zorunda. Sadece Nakşibendi tarikatının
Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütün görevlerini üstlenmesine izin vermemesi gerekmektedir. Bu yapılanma ileride çok büyük sorunlara neden olacaktır. Daha önce bu ülke 15 Temmuz'da FETÖ darbesiyle karşı karşıya kaldı. Bugün dünün FETÖ'sü, bugünün METÖ'sü olur ya da başka bir örgüt adıyla tekrar karşımıza çıkacak. Ama hepsinin beslendiği damar dinci vakıflardır. Bakın dindar demiyorum, dinci vakıflar. Ve bu vakıflara tahsis edilen araziler. Ve ileride bu sorunları çok daha büyük şekilde yaşayacağız. Bunları çok ayrıntılı şekilde yeni çıkacak kitabımda anlattım. İlerleyen dönemlerde tüm vakıfların Milli Eğitim Bakanlığı içerisindeki yürüttüğü organizasyonlar ve kendilerine tahsis edilen arazilerle ilgili çok kapsamlı dosyalarla geleceğim. Çok teşekkür ederim.